Salatü selamu ala Resulü Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'a emanet olun. Salatü selamu aleyhi ve sellem. Tarikatın ve sahba ve hayrı fil cemiyye. Her şeye Allah'a şükürler diyoruz. İman nimetine şükürler olsun diyoruz. Yolda olduğumuza, Allah yolunda, Peygamber Efendimiz yolunda olduğumuza şükürler sunuyoruz. Allah'a şükür bu yolculuk ihvanlarımıza güzel geçti maşallah. Şeyh Baba'nın, Şeyh Nazım Hazretleri'nin ektiği tohumlar yeşerdi, büyüdü. Sağlam duruyor Allah'a şükür. Çoğalıyorlar. Onlar da muhabbetleri de çok maşallah. Yeni çoğu yeni Müslüman, yani anadan babadan Müslüman değil de sonradan Müslüman olan Allah'a onlara da hidayet nasip etmiş. O da büyük bir nimettir. En büyük nimet küfrün içindeyken onların kalplerine bir muhabbet vermiş, bir arayış içinde olmuşlar. Ondan sonra da bir vesile olup İslam'la müşerref olmuşlar. Onlar da çok memnunlar bu hallerinden. Onların duaları İslam çoğalsın, İslam bütün dünyayı kaplasın. İnşallah o da olacak. Ama Allah'ın vaadi haktır. Allah nurunu tamamlayacak. Bütün dünya inşallah İslam'a girecek. Ondan sonra hak olan söz kıyamette ondan sonra kalkar. Yani bütün dünya İslam'a girmeden kıyamet kopmaz Allah'ın izniyle. Ondan sonra da insanlar görecek hakkı, hakikati o vakit anlayacak. Şimdi insanlar şeytanlaşmış insanlar da insanlar nasıl yoldan çıkacağını bütün düşünceleri odur. Başka şey yok. İyilik diye bir şey yok. Ama Allah iyilik sever. İyiliği yapanı sever. Allah Azze ve Celle hepimizi bu yolda sabit kadem kılsın inşallah. Allah razı olsun. Oradaki ihvanlarımızdan da ağırladılar bizi güzel. Gezdirdiler. Her tarafı iyi insanları gördük. İnşallah. Ötekiler de İslam'a müşerref olsunlar. O gezdiğimiz, gördüğümüz insanlar, onlara da Allah hidayet versin deriz. Allah bize de daim kuvvetinden versin, iman kuvvetinden versin inşallah. Ve minallahu tevfik. El-Fatiha.